Selam herkese, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda güzel bir sır vereceğim size. Oyuna özellikle yeni başladığımız zaman çok işimize yarayan bir öğreneceğiz bu videoda. Valla fakiri bile zengin yapan, hatta bu orada burada dilenen bir altın verince sevinen tipleri bile bilseler zengin edecek bir büyü bu. Uzatmadan ilerleyelim büyümüze doğru. Yanlış hatırlamıyor isem daha yeni bir save olduğu için bu. Yani yeni save dedim. Açıp save'i karakteri geliştirdim. Başka bir şey yapmadım. Şurada bir yerde olması lazım onun ya. Bir maden olmasa gerek. Hadutların falan takıldığı maden var galiba orada. Şöyle yapalım da hızlı gitsin. Downguard'ı vampir olarak hiç bitirmemiştim. Hep Downguard olarak bitirmiştim. O yüzden dedim değişiklik olsun. Bir kez de vampir olayım. Fena da olmadı ya. İyi oldu. Şimdik. Ya tam hatırlıyor olsaydım yerini aslında oradayken girerdim video da böylesi de birlikte arayalım biraz bir şey olmaz. Kim o? Al abi şunu Serena. Al şunu. Bura olabilir mi? Bura dediğim şu ileride bir yer daha gözüküyor ya. Orası olabilir. Yine Nuri Alço müziği girdi devreye. Şöyle bir kamp işareti olsa gerek gideceğimiz yer. Bakalım ya. Dışını görünce aha diyeceğim burası da galiba bulduk lan. Bulduk bulduk tamam. Sıkıntı yok. Burada şimdi bir iki adet indireceğiz. Arva koşar mısın canım? Bak bak tiplere. Girin abi içeri. Vursanız oğlum. Çık ben de geleyim çık. Salaklar falan ama işe yarıyorlar gene ya. Hatta yani şu an. Bak zorda oynuyorum gene vurdukları damage'e bak yani. Dremora kadar güçlü neredeyse. Dremora çağırmaktan sıkıldım artık. Önceki save'imde sadece Dremora'larla takılıyordum. Söyleyemedim. Benim değişiklik olsun bunlarla takılayım. Çok mana yiyen spellimiz. Biraz ben yakın dövüşle geliştirmeye çalışıyorum. Şu kılıçla bir dalacağım sana bakalım. Vuramıyorum. Böyle rengarenk. Çünkü ev sonunu, sağlığını, her şeyini emiyoruz ya böyle. Senden bana vuruyor oğlum ne yapıyorsun? Var mı biri daha var ama. Bak bak tipe. Yol kesen haydut ha. Şöyle de yapsak olur. Böyle pelerinimizi giyelim. Palmor yargıçları. Bunlar da mı düşman bana? Evet. Palmorlar da düşman tabii. O şey görevini yaptık çünkü. Partiye girme muhabbeti falan. Anam benim meftunları da sekiyor böyle yapınca ama. Neyse kristal zırh. Çelik ok bilmem ne ıvır zıvır var bunlar. Hiçbir şey yokmuş. Ne? Yaldızlı? He pardon tamam. Bir şey yokmuş bunlarda ya. Serena nerede? Hah gelmiş o da. Kimleri emikledin lan gene? Aa burası değil mi lan yoksa? Bura olsa gerek de. Bakalım. Bura değil siz zaten. Şu an izlemiyor olacaksınız videoyu. Ben bulunca açacağım ama. Ha bunlar ezikmiş bak. Bunları hemen öldürün geçin. Yani düşünün 104 level olmama rağmen bunlar güçlenmemişler yani çünkü Whiterun'un çevresi hani yeni başlayanlara özgü ya genellikle. Oradaki işte ne denir düşmanlar falan pek öyle güçlenmiyorlar haberiniz olsun. Yani yeni başlayan biri çok rahat halledebilir bu dungeon'ı. Elemanları çağıralım bizim. Kaç kişi bunlar? Oo yok oldu baksana. Hedefin sağlık ve kuvveti 15 ayaz hasar alır. Fena değil aslında. Çift el kullananlar için idare eder. Şimdik. Sandıktaydı herhalde diye hatırlıyorum. Fazla engelleme kalkanımı. Yani bunlar bizlik değil.
Cevheri dönüştürme. Maden cevheri dönüştürme adı da o zaten. Şunu da alayım ya. Değişik bir kitapmış. Oh, savaş çorabı, alto şarabı. Oh, bak buraya da hatta ne işe yaradığını anlayabilelim diye koymuşlar. Şimdik. Neyse ben bunu sonra lootlarım. Ben de öğrenmemiştim bu büyüyü, bu karakterimde. Kitaplar diyelim. Speltum diye mi geçiyorsun sen? Bir yarı İngilizce yarı Türkçe olunca biraz can sıkıcı oluyor. Yok, direkt büyük kitap olarak geçiyormuş. Hangi kategoriye geliyordu bu? Başkalaşım mıydı acaba? Buradan nefes alma bilmem ne. Yanılsama olabilir mi? Mantiken yanılsamadır o zaman. O da değil. Yenilenme mi abi? Ben göremedin mi ya? Başkalaşımda olması lazım. Dönüştür diye cevher arıyorum yani cevhere dönüştür diye arıyorum burada. Tamam mesela aldık bunu. Büyücü bunu taşıyorsa ham haldeki demir madenini gümüşe ya da gümüş olanı altına dönüştürür. Başka var mı şey diye bakıyorum. Savunucunun ilk sen demir cevheri var bak burada bunları da alalım. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Altın cevheri eklendi gördünüz mü? Şimdi bir tane gümüş vardı. İlk önce onu altına çevirdi. Sadece demirler kaldığı için gümüşe çevirdi bir tanesini. Bak o çevirdiği gümüşü altına çevirdi. Şimdi bunu gümüşe çevirecek. Iron'lardan birini hop altına. Yapsın bakalım bir nereye kadar. Çok fazla efsun da harcıyor olamaz diye düşünüyorum. Siz ne bakıyorsunuz lan salak salak. Neyse yeterli. Bakalım şimdi. Bak 4 tane iron'umuz vardı. Çeşitlilerde olsa gerek. Bu 5 tane altın cevherini dönüştürdük onu. Bakalım daha ne kadar var iron. Ya öf, yarısı İngilizce yarısı Türkçe çok sıkıntı yaratıyor. Nerede olduğunu kavrayamıyorsun. Iron kalmamış. Neyse işte yani olay bundan ibaret. Bu ciddi anlamda işe yarıyor oynayıp başladığınızda. Özellikle ben hani hile hurda yapmayacağım. İşte ay paramı kasacağım güzel güzel oynayacağım falan derseniz bu şart gibi bir şey başlangıçta çok işinize yarıyor. Bir de 2-3 tane hidden chest var. Onlarla ilgili de video yaparım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar göstereyim nerede olduğunu. Buradayız. Şu şeyi kaldırayım. Kaldırdı abi. Şurası. Akarca kamp. Bak burası White Run zaten dibinde yani. Oyunda başladığımızda buradan geliyoruz ya White Run'a ilk etap. Şuradan dümdüz yardırıp bunu alın öyle girin buraya. Şurada bir yerde bir kapı daha var zaten. Galiba White Run'a giriş için. O öyle daha pratik olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrar. Başka bir videoda görüşürüz.